Merhabalar, Poketto Gaming'de yeni bir Pokemon Snap videosuyla beraberiz. Evet arkadaşlar, önceki bölümümüzde Pokemon Snap'e girişimizi yapmıştık. Buradaki yeni bölgeyi tanımıştık. Snap'te nasıl bir araştırma yapıldığını, bu araştırmaya nasıl katkı sağlayabileceğimiz ve kontrollerle ilgili bir şeyler öğrenmiştik. Şimdi şöyle, gördüğünüz gibi burada haritalar var. Bu haritalar içerisinde biz ilk önce bu Florio Nature Park'ta, bakın, gündüzü kullanmıştık. Gündüzde ilerledik. Sonrasında parkın gece versiyonu ve Illumina spotu açıldı. Şimdi ben bu bölümde özellikle gece ve Illumina spotu göstermek istiyorum. Çünkü gündüz uyuyan bazı Pokemon'lar geceliğin uyumuyorlar. Mesela Hoothoot geceliğin adamın sadece sırtını çekebildi. Uyuyordu çünkü. Gündüz pardon. Geceliğin ama son derece güzel poz verebiliyor. Aynı şekilde gündüz vakti bu bölgede, yani bu parkta görmediğiniz başka Pokemon'lar da görüyorsunuz. Mesela Scorbunny. Lufant. Şuradan geçerken yakalayabilir miyiz seni? Çok güzel. Bir de şöyle. Oldukça hareketli, enerjik bir arkadaşımız gördüğünüz gibi. Tangrowth var şurada. Şöyle meyve atsak falan ilgisi çeker mi? Çekti. Dön 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 dön. Çok teşekkürler. Şöyle bir tane daha yakından. Bizimle ilgilenmeyen, bize bakmayan Pokemon'ların kafasına kafasına meyve atabiliyoruz arkadaşlar. Murkrow'lar. Şöyle bir yakından şu kristal bulumu da alalım. Bakın burada Savanna var. Torterra. 3 Torterra'yı da birlikte uyurken çekelim. Şöyle bir meyve de size atsak. Hiç ilgilenmedi. Burada Savanna var. Genişten mi uçuyorsun arkadaş? Ducklet var. Uçan arkadaşımız nerede? Şuralarda geziyor olması lazım uçan arkadaşımızın da. Pidgeot. Bakalım. Çok yan tarafa döndük. Buradakileri kaçırmayalım. Hoothoot gördüğünüz gibi. Burada başka bizim şuradan Ducklet. Çok tatlı oldu. Size de meyve atayım mı? İlgilenir misiniz? Şimdi. Buralarda başka ne var? Pinsir var. Al sana meyve. Hiç ilgisi çekmedi. Bir tane daha. Bir kızıp kovalayacak bizi. Çok güzel bir Hoothoot pozu da. Bak şimdi şurada çok tatlı gene birkaç tane poz var. Şimdi şöyle geniş açıdan bir kombileri çekelim. Burada Torterra'nın sırtında nerede? Şurada. Evet, burada Torterra sırtında uyuyan bir Scorbunny var ya. Yani haylaz bir Pokemon olduğunu biliyoruz. Ama hani bu da artık yok, artık Scorbunny dedirtiyor.
Şimdi ikisini birlikte alalım bir de. Son karemiz de oldu. Şimdi pek çok fotoğraf çektik. Bunlardan hangileri bakalım güzel kareler yakalamışız. Yani çünkü oyunda aslında yaptığınız şey çok basit. Ama basit olmasına rağmen çok keyifli pozlar yakalayabiliyorsunuz. Şimdi bu böyle koşarken şöyle iki yıldız, bir yıldız. Biduf. Bulafent. 1, 2, 3. Şöyle. Tangrowth. Murkrow. Şu güzel. Kombi pozu olarak bakalım. Bunu kullanamıyoruz. Şunu seçtik. Pinsir. Peki. Hut hut seçelim. Pidgeot. Ducklet. Torterra. Şimdi bir dakika, bir dakika. Güzel bir savana pozumuz varmış. Şu hoş. Ve kristal bloom fotoğrafımız var bir tane. Şimdi. Burada bunları oto seçtirebiliyorsunuz. Bakalım. Skor olarak. Biraz geçtik. Çok büyük bir fark yaratmadı. Daha güzel bir skor bunny pozu yakalayabiliriz bence. Şimdi bunun daha iyi olması lazım bence. Güzel. Daha iyi bir skor elde ettik. Şimdi daha önceden çok kötü yakalamıştık. Çünkü niye elma atamıyorduk? Bu sefer elma atarak dikkatini çekebildik. Oldukça güzel bir puan aldık. Murkrow. Önceki puanımız fena değilmiş. Yeni puanımız biraz üzerine çıktı. Kombi. Size olarak, direction olarak falan daha iyi. Biraz burada da yükseldik. Asıl Ducklet ve Savanna'yı merak ediyorum. Çünkü burada güzel puan almıştık. Şöyle ki bu kalsın. Güzel. İdareten bir puan elde ettik. Pidgeot. Yani önceki fotoğrafımız kesinlikle daha iyi diye tahmin ediyorum ama evet yani. Hoot çok da fark etmemiş. Daha yüksek. Pinsir. Daha kötü bir fotoğraf aslında. Size olarak daha büyük olduğu için bayağı bir puan aldı oradan ama. Kristal Bloom. Ben böyle bunu kullanayım. Şimdi Night kısmını da gördüğünüz gibi farklı birkaç Pokemon vesaire resmetmeyi başardık yani yakaladık. Şimdi şöyle ki ekoloji laboratuvarı. Benim asıl göstermek istediğim Illumina Sport.
Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Illumina fenomen diye bir şey var. Bu bölgede yaşanıyor. Bazı Pokemon'ların bu kristalize çiçeklerin görüntülerinden falan etkilen diye. Bakın mesela. Meganium. Yani bir dakika. Sylveon gördük. Şöyle resmetmiş gibi yapalım da. Bu işte bu Illumina fenomeni olan Meganium. Şöyle elmaya ilgini çekebilecek miyiz sen hiç? Neyse orada bir Silvion olduğunu biliyoruz artık. Yani ben şundan dolayı özellikle sevdim. Bu bir signature bir sahne benim için. Yani oyunun kapağındaki o Meganium görselini gördüğüm zaman ben dedim ki ya çok hoş kareler çıkartılabilir. Bakın şimdi. Kokladı. Şu tarafta bir şey var gözüküyor ama. Bir tane ancient ruin bulduk. Yani antik bir harabe bulduk. Birkaç fotoğraf çektik. Şu Silvion'u kaldırmak için ona birazcık poki topu diyorum, elma falan kullanabiliriz. Çünkü şöyle genel itibariyle bakınca Meganium'la ilgili güzel pozlar yakaladık bence. Şimdi şunu seçelim. Şöyle. Tamam. Bir bakalım. Otomatiği kullandım. Otomatiği kullandığım zaman benden daha iyi bir seçim yapacak mı açıkçası merak ettiğim şeylerden biri bu. Gördüğünüz gibi burada da bir Illumina
fenomen denilen durum söz konusu. Bu Illumina fenomeni işte bu region'da bazı Pokemon'lar onların enerjisini emerek büyük bir felaketin gerçekleşmesini zamanında engellemişler. Şimdi de böyle özel bazı bölgelerde özel bazı Pokemon'lar var diye ben anladım. Yani biraz eksik bilgi veriyor olabilirim, emin değilim. Şimdi şöyle ne diyor burada? Burada da bize görevler veriyor anladığım kadarıyla. Evet. Buradan bu görevleri yaparak ahiretten sizden talep edilen şeyleri karşılayabiliyorsunuz. Ricaları. Evet arkadaşlar, bu bölüm çok uzatmadan özellikle gece döngüsünü ve bu Illumina spotu göstermek istedim. Özellikle şu sevimli Meganium'uzu. Belirli aralıklarda bütün Pokemon Snap oyunundaki bu Lethal Region'ını birlikte keşfedeceğiz. Bu diğer ana seri oyunlardan biraz daha farklı bir oyun olduğu için ana seri oyunlardaki kadar üstüne gitmeyeceğim. Yani birazcık da soft ilerleyen bir oyun olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir Pokemon videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.